Yani y beraber sinüs x fonksiyonu nabata yok hasasını görüp çıkarmız. Bu fonksiya, davri fonksiya, davri en küçük müsbat davri 2 pi'ye teng. Biz bir yerde fonksiyonu, davri fonksiyonun tarifini keltirip ötamız. T 0'ga teng bo'lmagan birorta son bo'lsin. Ixtiyoriy son bo'lsin. y beraber fx fonksiya davri deyiladi. Agar bu fonksiyonu aniqlanish sohasidan olingan ixtiyoriy x soni uchun x minus t ve x plus t sonlar ham bu funksiyonun aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa hamda quyidagi tenglik bajarilsa, ya'ni fx plus t teng fx bo'lsa. Mana shu ikkita shart bajarilsa fx funksiya davri deyiladi. Bunda t soni fx funksiyaning davri deyiladi. Va sinus x funksiya ham davri va uning eng kichik musbat davri 2 pi ga teng. Endi sinus x funksiyaning grafikini 0 pi oralig'ida chizamiz. Mana grafik chizilyapti. Grafik yashil rangda ko'rsatilgan. Hop, grafikni chizishni to'xtatib turamizda. Bu yerda ayrim detallarga e'tibor beramiz. Mana x soni, unga mos keluvchi kesma. Bu kesma uzunligi, mana bu yoy uzunligiga teng. Ikkalasi ham bir xil ko'k rangda ko'rsatilgan. X soniga mos keluvchi markaziy burchak, x markaziy burchak. Bu burchakka mos keluvchi mx nuqta aylanadagi radiusi 1 ga teng bo'lgan aylanadagi mx nuqta ko'rsatilgan. Mx nuqtaning ordinatasi sinus x. Va sinus x ning sinusning x nuqtadagi qiymati ham sinus x. Ya'ni ikkalasi bir-biriga teng. Sinus x, sinus x. Shundan foydalanib biz grafikni quryapmiz. Demak, ixtiyoriy x nuqta unga mos keluvchi markaziy burchak. Mana bu x radianga teng bo'lgan burchak, bu burchakka mos keluvchi mx nuqtani topamiz. Uning ordinatasini topamiz. Bu sinus x ga teng. Xuddi shu qiymatni mana bu yerda belgilaymiz. Mana sinus x ga teng. Shu yo'l bilan biz sinus x funksiyasining grafikini chizamiz. Shunday qilib funksiyaning grafikini 0 pi oralig'ida chizdik. Grafikni yana bir marta ko'raylik. Funksiya pi taqsim 2 da 1 ga teng. 0 dan 0 ga teng, pi dan 0 ga teng. Shunday qilib biz sinus x funksiyasining grafikini 0 pi oralig'ida chizdik. Endi funksiyaning grafikini minus pi, pi oralig'ida chizamiz. Biz yuqorida 0 pi oralig'ida chizdik. Endi grafikni minus pi 0 oralig'iga davom ettiramiz. Qanday qilib davom ettiramiz? Qanday qilib chizamiz? Buning uchun biz mana bu tenglikdan foydalanamiz. Sinus minus x teng minus sinus x. Ya'ni sinus x funksiya tok ekanidan foydalanamiz. Tok funksiyaning grafigi koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Biz shundan foydalanib grafikni chizamiz. Mana x soni 0 pi oralig'idan olingan. Uning qiymati sinus x ga teng. Minus x nuqta va unga mos keluvchi sinusning qiymati. Yana ko'ramiz. X minus x va sinus minus x. X ning qiymatlarini o'zgartiraylik. Mana masalan mana bu yerda o'zgartirdik. Yana o'zgartiramiz. X nuqta minus x dagi qiymati mana bunday toplayapti. Bu minus sinus x ga teng. X minus x sinus minus x minus sinus x ga teng.
Yani sinüs x funksiyonunun devriliğinden faydalanıp, onun grafiğini ihtiyari aralığında çizişimiz mümkün. Bana biz yukarıda minus pi, pi aralığında çizdik. Yani onu bana bu tenliğinden faydalanıp, 2 kp'yi 10'ye ve çapke sorup, başka aralıklarda ham çizişimiz mümkün. Mesela 10'ye sorup görelim. Bana 2pi'ye 10'ye soru yapmaz. Ve neticede biz grafiğini pi 3pi aralığında grafiğini hasıl kıldık. Yani bu düşününce çapke ham soruşumuz mümkün. Bana çapke sorup görelim. Bana minus 3pi minus pi aralığında grafiğini hasıl kıldık. Şu yol bilan demek biz bu funksiyonu grafiğini bütün sallar o kadar çizişimiz mümkün. Nabataki hassası y barabar sinus x funksiye o y okunu fakat bitti 0, 0 noktada kesip ötadı. O x okunu ise kp 0 noktalarda kesip ötadı. Y barabar sinus x funksiyonun nulları x den kp kp'ler buladı. Kp sonları buladı. Bu yerde kp bütün son. Yani funksiyonun nullarını, yani y barabar sinüs x funksiyonun nullarını, yani kp ekenini grafiğinde görüyorduk. Yani bu sonlarda x'nin bu kıymetlerinde sinüs x 0'ga teng buladı. Minus 2p'de, minus p'de 0'ga teng, 0'da 0'ga teng, p'de 0'ga teng, 2p'de 0'ga teng. Ve hakeza. Umumən kp körünüşteyi noktalarda 0'ga teyin buladı. Bir de kp bütün sanı.